Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Diyorsunuz ki her gün bir mesaj veriyorsun. Bu verdiğim mesajlar eğer beni dinlerken kendi iç sesinizi dinler gibi dinler, kıssadan hisse kendinize pay çıkarırsanız eminim ki içinizdeki ışıkları açacak. Onunla birlikte, yani benimle birlikte yaşamda yol alacaksınız ve mucizeler sizin hayatınıza gelecek. Birçoğu dostum yorumlardan da gördüğüme göre aceleci. Acele davrandığı için de en kısa zamanda pes ediyor. Ama bunu bilmeliyiz dostlarım benim. İyi bir piyanist, güzel bir konser verebilmesi için ne yapması gerekir? Her gün egzersiz yapması gerekir. Antrenman yapması gerekir. O parçalara, çalacağı parçalara konserde iyice adapte olması, tatmin olması gerekir. Aynı şekilde bir futbolcuya bakarız. İyi bir futbolcu olabilmesi için haftada birçok antrenman yapar. Bir yüzücü öyle. Yani biz bir devamlılık gerektirir yaptığımız şeyde. Eğer mucizeler yaşamak, spiritüel hayatta başarılı olmak için devamlı uyanık ve hazırlıklı olman gerekir. Bunu o zaman daha iyi anlayacaksın. Herhangi bir zorluk olmayacak anlamına gelmez. Bu sen devamlı hazırlıklı ve olanın farkında olmalısın demektir. Özellikle de en başında bir piyanist zor bir parçayı çalarken tam bir tatmin duygusunu ulaşana kadar mükemmellik için egzersiz yapması gibi senin de aynı zeminde bu olumlamaları, bu ritüelleri, içini dinlemeyi tekrar tekrar çalışman gerekir. Aynı dersleri onlar senin artık bir parçan olana ve sen kendini onlardan ayırmayana kadar öğrenmen gerekir. Bunlar artık senin için otomatikleşmiş parçalar haline gelmeli. Çünkü onlar ayrılmaz bütünün parçalarıdır benim aziz dostum. Unutma, kimse bu yaşamı senin için yaşamaz. Hiç kimse senin adına senin uygulamanı yapamaz. Yalnızca sen yapabilirsin. O zaman neden şimdi yapmaya başlamayasın? Bunu yapmak için sürekli, çünkü kaç yaşında olursan ol, 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, bugüne kadar doğru bildiklerini zaten sürekli tekrarladın, onlar sende hakim duruma geldi. Otomatikleşti birçoğu. Yenisini değiştirmek, yerine güzelini koymak için eğer mutsuzsan, tabii ki mutluluğu istiyorsan, mutluluğu getirecek argümanlar üstünde çalışmalısın. Yani pozitif hayata, kendinle barışmaya geçmelisin. Ama bu kesinlikle bir süreçtir. Sen bugüne kadar olumsuz yaşadın, bir kere olumlu bir şey söyledin diye
Her şey süt liman olacak, mucizeler akmaya başlayacak diye bir olay yok. Bir kere olumlu yaparsın, sonra yeniden olumsuza dönersen zaten o yaptığının hiçbir anlamı kalmaz. Bu söylediklerimi pozitif yaşama geçmek için, pozitif olmak için antrenman yapmalısın. Her gün birkaç saatini buna ayırmalısın. Tıpkı konsere çıkacak piyanist gibi. Tıpkı futbol maçında başarılı olan o futbolcu gibi. Sürekli antrenman yapmalısın. Ki bu pozitif düşünceler seni ele geçirsin, senin bir parçan olsun ve içindeki ışıklar açılsın benim aziz dostum. Ben hayatım boyunca her gün en azından bu videoyu yaparken bile bir saatimi harcıyorum. Ama dikkat ettiğiniz gibi ben bu bir saat içinde sürekli pozitifim. O pozitif enerjiyi veriyorum. 24 saatte bir saat antrenman bile bana çok iyi geliyor. Ve bu ışığım size de yansıyor. Siz de benden bu enerjiyi almıyor musunuz? Aldığınızdan eminim. Bu yüzden her gün kendinize zaman ayırın. Bir saat de olsa kendi içinize dönün. Olumsuz duygularınızı serbest bırakın. Olumluya ve ana odaklanın. Sen şimdi ne olmak istiyorsun? Ne olsa sen mutlu olurdun? Onlar üstünde hayallerini kur. Onlar için ritüeller yap, dualar yap. Ama sanki olmuş gibi yap. Duygunu pozitif noktada kullan. Ve doğru soruyu sor. Bundan daha iyisini yapabilmem için neler mümkün? Bugüne kadar edindiğim engelim olan bütün inanç, kör inançlarımı, ön yargılarımı şimdi tamamıyla serbest bırakıyorum. Onların yerine beni geliştiren, beni ileriye götüren, bolluk, bereketi, sağlığı bana çeken düşünceleri şimdi hayatıma çekiyorum demeyi bil. Acele etme. Çalış. Başarı her zaman bir süreçtir. Benim aziz dostum, ilk adımı isteyerek at. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın. Işıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.